İnsanlar vahşi doğada yaşayan canlıların inanılmaz çeşitliliğinden her zaman etkilenmiştir. Ve bu çeşitlilik içinde besin zincirinin tepesinde oturmuyorsanız eğer her şey sizi yemeye çalışıyor demektir. Hayatta kalabilmek için ya hızlı olmalısınız, ya saklanmalısınız ya da çok etkili silahlara sahip olmalısınız. Yine de tüm bu olasılıklara rağmen hayatta kalmanız çoğu zaman şansa bağlıdır. Suda yaşayan canlılar çoğunlukla karada yaşayan canlılardan daha tehlikeli ve daha anlaşılmaz olurlar. İşte bu canlılardan biri de videomuzun kahramanı olan elektrikli yılan balığıdır. Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında bulunan, nehirlerde yaşayan ve hayal gücümüzün sınırlarını fazlasıyla zorlayan canlılardan biridir. Ne de olsa vahşi doğada elektrik yükü üretebilecek çok fazla canlı bulunmuyor. Çoğu insan elektrikli yılan balığı hakkında pek fazla bilgi sahibi değildir. Ancak bu balığı dünyada meşhur eden en önemli özelliği elektrik üretiyor olmasıdır. Ve bu yeteneklerini iletişim kurmak, yön bulmak, avlanmak ve tehdit altında hissettiğinde kendini avcılara karşı korumak için kullanırlar. Bir elektrikli yılan balığının ürettiği elektriğin ölümcül olup olmadığı balığın boyutuna da bağlıdır. 2,5 metreye kadar büyüyebilen bu canlıların ağırlıkları ise 20 kilogram civarındadır. Vahşi doğada 860 volta kadar elektrik salınımı sağlayabilen türlerinin olduğu artık bilinmektedir. Elektrikli yılan balıkları ile ilgili önemli şeylerden bir diğeri ise yılan balığı gibi uzun bir gövdeye sahip olmasına rağmen aslında bir tür bıçak balığı olmasıdır. Bu balıklar suda yaşadıkları ve solungaçlara sahip oldukları halde diğer balıklardan farklı olarak hava solurlar. Elektrikli bir yılan balığı yaklaşık her 10 dakikada bir yüzeye çıkmak ve nefes almak zorundadır. Fakat yüzeye çıkışları her zaman bu kadar masum olmayabilir. Elektrikli yılan balığı tamamen su altındayken elektrik deşarjı zayıftır. Çünkü su altında ürettiği şok çevredeki su boyunca dağılır. Fakat suyun içerisindeki bir canlıya elektrik şoku vermek için sudan dışarı doğru sıçrayarak ya da başını sudan dışarı uzatarak daha güçlü şoklar verebilir. Ve bu canlı bu durumun tamamıyla farkında. Peki, cezbedici büyüklükte ve kolay bir av gibi görünen bu balıktan bir ısırık almak meraklı bir timsahı öldürür mü? Kendisini korumak isteyen elektrikli yılan balığı oldukça tehlikelidir. Saldırı sırasında 1 milisaniyelik aralıklarla meydana gelen şok dalgaları oluşturur ve bir sersemletme tabancasından gelen kısa sarsıntı gibidir. Normalde üretilen bu kısa süreli şok rakibini öldürmez. Fakat yılan balığının ürettiği ard arda gelen birden fazla şok rakibinin kaslarını yoran istemsiz kas kasılmalarına, kalp krizine hatta felce bile sebep olabilir. Timsah ağırlıkta mutlak bir avantaja sahip olsa da hiçbir timsah elektrikli yılan balığını kışkırtmaya cesaret edemez. Amazon'da meydana gelen bu olayda elektrikli yılan balığını yemek gözüyle gören meraklı bir timsahın balığı ısırmasıyla birlikte aslında aralarında ilginç bir mücadele de başlamış olur. Ağzıyla balığı kaptıktan sonra elektriği vücudunda hisseden timsah kas katı kesilir ve ölür. Bir yırtıcı onları yemeye çalıştığında gerçekte olan şey budur. Bu bir timsah olsa bile. Dolayısıyla tatlı suda elektrikli yılan balıklarının neredeyse yenilmez olduğu ve hiçbir hayvanın elektrikli yılan balıklarının doğal düşmanı olarak adlandırılamayacağı söylenebilir.